Evet sevgili dostlar, şu anda büyük sanayide Sezginler inşaat makineleri bakım alanı imalat demir doğrama işleri dükkanının önündeyiz. Gördüğünüz gibi bizim balık bulucunun montaj aparatı yapılıyor. Gelin hep birlikte göz atalım. Şöyle gördüğünüz gibi tekneye monte etmek için bir eleman. Daha detaylı olarak bunu göstereceğim sizlere. Ustalar şu anda bununla uğraşıyor. Evet. Ayna kısmının bağlanacağı saç kaynatılıyor. Ortaya güzel bir şey çıkacak gibi. Evet sevgili dostlar. Özel olarak kaynakçıda yaptırdığımız krom malzeme balık bulucunun tekneye montajı için. Şöyle gördüğünüz gibi uzunca bir çubuk. Bu çubuk inip kalkabiliyor. Şuradaki civatayı gevşetirseniz aşağı doğru inebiliyor. Aynaya sonarı monte ettim aşağıya. Saç kısmını aynaya monte ettim. Denize girdiğimiz zaman indireceğim. Ekran kısmı da burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Ekran kısmı. Birazdan bağlantısını da yapacağım. Ondan sonra hep birlikte suyun altını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Yazmaya başladı aşağısı balık. Ortadakine bakacaksınız. Şimdi atalım bakalım, hep birlikte göreceğiz ne olacak. Arkadaşlar böyle güzel bir karagöz aldım. Deniz bozuk. Akıntı kuvvetli. Dalga yüksek. Neredeyse akıntı hızı ırmak gibi. Yani sanki ırmak gibi akıyor deniz. Ancak balık bulucuyu kullanmaya başladım. Arkadaşlar müthiş bir şeymiş gerçekten. Yani inanılmaz bir teknoloji. Biz daha önce kör gözle avlanıyormuşuz meğerse. Hep ön sezilerimizle, duyularımızla, geçmiş avlardan edindiğimiz tecrübelerle avlanıyormuşuz. Ben şu anda oltaya atıyorum. Attığım kurşun balık bulucuda gözüküyor. Balığı görünce atıyorum arkadaşlar. Biraz önce bir sürü geçti altından, gördüm ekranda, bıraktım, dibe batar batmaz karagöz bastı. Arkadaşlar gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. Yani balık bulucuyla bundan sonra çok daha verimli av yapacağız gibime geliyor. Başladık bakalım. Rast gelsin. Aşağı inerken kurşunu görebildiğim için, yeni görebildiğim için kendimce yeni teknikler geliştirmeye başladım. Tamamıyla dibe indirmiyorum. Suyu tam benim altıma geldiğinde dibe indirmeye başlıyorum. Hatta birkaç karış kara da bekletiyorum. Direkt balık alıyor. Gördüğünüz gibi kuvvet. Balık bulucunun nimetlerinden faydalanıyoruz arkadaşlar. Devam. Rast gelsin. Arkadaşlar şöyle göstereyim bir karagöz daha. Aşağıda gerçekten güzel kubes ve karagöz var. Kubes ve karagözden devam ediyorum. Yaklaşık 7.3 metre derinlikteyim. Kıyıya yakınım. Balık bulucuyla gezerken kaya üzerinde balık yazdı. Halen de yazıyor. Atar atmaz yiyorlar, ancak balıklar çok iyi değil ama bol. Yani atar atmaz tarıyorlar. Gördüğünüz gibi boyutlar böyle. Karagöz kubes, karagöz kubes. Devam ediyorum. Evet sevgili dostlar, şöyle güzel bir 7.6 metredeyim. Güzel bir sargoz geldi. Şöyle bakın, daha yakından göstereyim sizlere. Dip oltası çalışıyorum. 50 gram kurşun, 2 iğne, klasik dip oltası. Gördüğünüz gibi güzel bir 300 gram dolaylarında bir sargoz. Evet sevgili dostlar, aşağıda balık bulucu balık yazıyor. Kayadayız. Devam ediyoruz, rast gelsin. Evet sevgili dostlar, ikinci kayda değer balık, melanur, 11 metre derinlikte avımıza devam ediyoruz. Gargur yapıyor, yanında böyle güzel balıklar çıktıkça çekmeye çalışıyorum. İnşallah bol ve bereketli bir türüye denk getiririz diyorum. Rast gelsin. Arkadaşlar güzel iri bir balık, gerçekten Ergür bu ışık alayım lütfen. Ya Allah be, grida. Grida geldi. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Güzel.
güzel bir lagos cinsi. Kaya gridası. Evet. Bunu salalım arkadaşlar. Bu ufak. Bu hayvanı alıkoymaya değmez. Gerçekten ufak. Maşallah. Şunun güzelliğine bakın. Ne dersin arkadaşlar? Ver. Şöyle göstereyim. Gridanın salımı. Bilmiyorum. Görebiliyor musun? Yetti. Arkadaşlar. Biraz önce aldığım melanurdan sonra bu daha iyi. Bu herhalde bir 150-200 gramı var bunun. Tabaklaşmaya başladı. Tabak melanurlar mı var aşağıda Ergülcüğüm, ne dersin? Kayık tabak. Kayık tabak. Evet, gördüğünüz gibi sanırım bir şeyler oluyor yavaş yavaş Ergül. Ortadan mı oluyor? Yok ya, dipten alıyorum ya. Devam ediyoruz arkadaşlar, rast gelsin. Bilmiyorum, çekiyorum bakalım nedir ama ufak, öyle iri bir şeye benzemiyor. Melanur sanırım ya. Melanur aynen. Oba! Ergül hadi düştün, düşeceğim bugün. Arkadaşlar, Atçe'ye döndüm şu an. Yaklaşık 3 dakikada 3 melanur. Aşağıda melanur sürüsü var. Melanuru bulduk Ergülcüğüm, ne dersin? Bulduk abi. Bulduk değil mi? Aldı mı? Aldı. Hemen şöyle canlı canlı Ergül kardeşime. Kameralar sende Ergül. Bana gelse gelse karnım gelir. Kaderim mi bozuk diyor? Kader abi. Hadi geldi, geldi. Ufak bir sargoz geldi. Arkadaşlar Ergül de ufak bir sargoz aldı. Sanırım yerimiz sağlam. Merayı gördünüz. Çeşit yapıyor arkadaşlar. Şöyle son kez melanuru bir kere daha göstereyim. Bu da güzel, yaklaşık 20-22 santim dolaylarında bir melanur. Bir şey aldı, direniyor ama bakalım nedir. Aha, karagöz geldi. Dedim ya sana karagöz yapıyor diye. Karagözler hiç büyümüyor ha. Büyüyor, biraz daha büyüyor da bu çok fazla büyüyen bir hayvan değil ya. Arkadaşlar 15-16 santim dolaylarında bir karagöz. Gördüğünüz gibi. Kaya zengin şu an, çeşit var. Sargoz, karagöz, melanur, gargur. Balıklar yapıyor gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. İnşallah daha ufak bir şey ya, öyle çok büyük bir şey değil ya. Bakalım nedir. Abi karagöz daha. Evet, karagözler geldi aşağıya. Evet arkadaşlar. Karagöz 2. Devam ediyoruz. Rast gelsin. Bakalım bu nedir. Abi bu ne lan? Sargoz olur. Sargoz ufak. Çok ufak ya. Arkadaşlar hemen incitmeden suya iade. Eylül ayında suya geri gelsin. Eylül'de bekliyoruz dostum seni. Zamanında. Haydi hoşça kal. Gitti. Evet arkadaşlar. Repertuara bugün kaya mercanını da ekledik. Hemen hemen kaya balıkları adına ne varsa aldık. Şöyle daha yakından göstereyim size. Bir çupramız kaldı. Gelmeyen. Bir halilimiz var. Gelmeyen. Onlar haricinde hemen hemen her şeyi aldık. Devam ediyoruz. Rast gelsin. Arkadaşlar küçük bir naylon. Gördüğünüz gibi. Çok ufak. Yazın balığı bu. Yavaş yavaş biraz daha büyüyecektir ancak çok da fazla büyümüyor. Gördüğünüz gibi. Bunu da hemen suya iade. Devam. Evet arkadaşlar. Güzel bir sargoz. Çeşit bol. Devam ediyoruz bakalım. Rast gelsin.